Şimdi dilerseniz sizinle küçük bir girişle başlayalım. Avrasya yer bilimlerini, buradaki ana bilim dallarını ve özellikle burada yüksek lisans yapmak isteyen bir takım arkadaşlarımız var. Ondan sonra da Oğuz Hoca ile başlayıp Mehmet Ilıcak Hoca ile devam edeceğiz. Herkesin 4 dakikalık süresi olacak. İsteyen ekran paylaşabilir. Göstermek istediği slaytlar varsa o şekilde devam edip tüm hocalarımıza, burada 13 hoca var bugün. Bazı hocalarımız katılamayacağını belirttiler. Bu şekilde devam edeceğiz. Söz sizde hocam. Dilerseniz siz Pekala, başlayın. pekala. Evet. Tekrar herkese hayırlı günler diliyorum. Hepiniz bu buluşmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önce ben kendimi tanıtayım değil mi Sayın Hocam? Öğrencilerimiz beni bilmiyorlardır herhalde. Tanıtarak başlayayım. Benim ismim Ali Deniz. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. İşte son 5-6 ayı kadar oldu. Avrasya Yer Bilimleri Enstitümüzde yöneticilik görevi de tevdi edildi. Dolayısıyla enstitü müdürü olarak aranızda bulunuyorum. Hepinizle tanışmaktan çok büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyorum. Şimdi tabii kritik 1,5 yıldan beri yaklaşık, belki 2 yıla da yaklaştı. Kritik süreçler geçiriyoruz. Öncelikle hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Aman hepimiz çok dikkat edelim. Şu pandemi döneminde inşallah virüslenmeden yolumuza devam edelim. Arkadaşlar ben atmosfer bilimciyim. Havacılık meteorolojisi, atmosfer dinamiği, sinoptik meteoroloji, iklim değişikliği gibi konularla ilgileniyorum. Tabii Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ben butik bir enstitü olarak görüyorum. Çok özgün değerleri olan, çok kaliteli işler çıkartılan bir enstitümüz. Başarılarıyla da gurur duyuyorum. Az önce bir mailimde de bir ekibe yazmıştım. Yaklaşık işte 4 ay diyelim, yani aslen atandıktan sonra 4 ay gibi kısa bir sürede bu enstitüye geldiğimde 4 ayda 4 tane büyük ödül ile karşılaştık. Tabii çok gurur verici, çok hoşnut edici, çok insanı sevindiriyor, mutlu ediyor. Yani ben çok huzur buldum. Şimdi 4 ayda 4 ödül diyorum. Bir tanesi Türkiye'de TÜBİTAK ödülü. İkincisi TÜBA ödülü enstitümüze geldi. Çin TÜBİTAK'ın ödülü de bize geldi. Çin TÜBİTAK'ı diyebiliriz. Ondan sonra 4. ödülümüz de şeydi, Aydın Doğan Vakfı ödülüydü. Dolayısıyla 4 ayda 4 ödül alan bir başka İTÜ birimi ben hiç duymadım. 30 yıllık İTÜ'deyim. 30 yılı da geçti. Dolayısıyla bu enstitüde olmanın ben bir ayrıcalık, özgün değeri yüksek bir pozisyon olduğunu Ders oldu. düşünüyorum. Hiç olmaz. Ne kadar doğrusu hocam Şimdi sen çalıştın. tabii aynı anda birden fazla konuşmacı olunca bu Zoom ortamı böyle sıkıntılı olabiliyor bazen arkadaşlar. Olsun, canınız sağ olsun, sıkıntı değil. İnşallah şu pandemi sürecini atlatırız ve böyle yüz yüze canlı bu işler daha keyifli, daha zevkli olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar tabii dediğimiz gibi başarılara doymayan, çok ciddi araştırmalar, ciddi projeleri olan, çok kaliteli bilim adamlarından oluşan bir enstitümüz var. Herkese laboratuvarlarımız da öyle. Yakın bir geçmişte bir sürdürülebilirlik, kalıcılık açısından bir yer değişikliği oldu.
Biraz daha inşallah önümüzdeki yıllarda daha ferah yaşayabileceğimiz, herkese bir odanın düştüğü, öğrenci arkadaşlarımıza da çeşitli çalışma platformlarının oluşturulabileceğine inandığım, sürdürülebilir bir fiziksel mekan değişikliği oldu. Eski adıyla UHEM ya da Teknokent diliyle Arı 9 binasına taşındık. Taşınma süreçlerimiz, tabii taşınma işleri biraz telaşlı oluyor. Küçük ufak tefek sıkıntılarımız hala devam ediyor ama zaman içerisinde problemi çözeceğiz. Binamız içerisinde inşallah yazıları yazıldı, kararları alındı. İnşallah daha geniş alanlarda çıkacak bir oyun firması var binamızda. Teknokent firması, o çıkacak inşallah. Dolayısıyla daha ferah, daha konforlu koşullara ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii bu taşınma sürecinde sıkıntılarımız olacak, rahatsızlıklarımız ufak tefek olacak. Onları da ivedilikle gidermeye çalışıyoruz. İnşallah çok daha konforlu, çok daha böyle kalıcı ve sürdürülebilir bir platforma kavuşmuş olacağız. Bu konfor inşallah bizim başarılarımızın artmasına da vesile olacak diye düşünüyorum. Bizim enstitümüzdeki uluslararası başarılara imza atmış hemen hemen her akademisyen hocamızın başarılarla dolu bir hocalarımız var, enstitümüz var. Laboratuvarlarımız da gerçekten özgün laboratuvarlar. Çok ciddi emekler verilmiş. Sizler için güzel fırsatlar, altyapı bağlamında oluşturulmuş. Güzel bir enstitümüz var. Biz tabii artık bir aileyiz. Bu aileyi de zaman içerisinde hem akademisyen bazında hem de öğrenci bazında büyütmek zorundayız. Ne kadar büyürsek o kadar hızlı gelişiriz. Daha fazla aktivite, daha fazla başarı, daha fazla ödül, daha fazla büyük projeler yapabiliriz. İnşallah siz öğrenci arkadaşlarımıza da biz daha fazla katkı vermek istiyoruz. Tabii öncelikle sizlerin sorunları, sizlerin geleceklerinize dair her türlü altyapı, efendim akademik destek, ekonomik destek, sosyal imkanlar en başta benim sorumluluğumda. Genç arkadaşlarımıza hizmet etmenin ben bir ibadet olduğunu düşünüyorum. Ve ne kadar size iyi bir altlık oluşturabilirsek, ne kadar sizleri daha başarılı görebilirsek, o kadar çok mutlu olacağımızı düşünüyorum. Enstitümüzde birçoğunuzun biliyorsunuzdur, hepiniz biliyorsunuzdur. Ben tekrar edeyim. Üç tane ana bilim dalımız var. İklim ve deniz bilimleri ana bilim dalımız var. Katı yer var ve ekoloji evrim ana bilim dallarımız var. Tabii ekoloji evrim biraz küçük. Kadrosu olarak az sayıda öğretim üyesi barındırıyor ama inşallah onun içini de dolduracağız. Hızlıca yeni araştırma görevlisi arkadaşlar, yeni öğretim üyesi arkadaşlarımızı da dahil ederek, herkese diğer ana bilim dallarında da büyüyerek, gelişerek inşallah daha güzel başarılara imza atacağız hep birlikte. Tabii öğrenci arkadaşlarımızın dan benim duymak istediklerim olabilir. 4 dakikalık süre verildi. Ben bu süreyi doldurdum. Benden daha çok öğrenci arkadaşlarımızın enstitümüzden ve idareci olarak benden beklentileri daha önemli. Ben burada edebi olarak saatlerce konuşmuşum. Çok fazla bir anlamı yok. Önemli olan öğrenci arkadaşlarımızın beklentileri, onların hayallerine uygun bir ortam, akademik ortam oluşturmak. Çok önemsiyorum bunu. Aslında onlardan böyle feedbackler, eleştiriler, görüşler, öneriler, onların hayallerini dinlemeyi çok istiyorum ama bunun için zamanımız var mı? Tolga Hocam, moderatör sizsiniz. Buyurun.
Hocam maalesef çok kısıtlı ve limitli bir zamanımız var. Saat 2.15'te başka bir ders başlayacak diğer arkadaşlarım. Ha öyle mi? O zaman Hocam. ben sözü sizlere Dilerseniz bırakıyorum. mail Evet. atabilirler eğer şeyse. Bir de buradan da duyurmuş olalım. Haziran ayı gibi bu seminer derslerinde bir Avrasya'da bilim günü gibi öğrenci arkadaşlarının söz alabileceği bir çalıştay yapacağız. Oraya herkes zaten davetli. Umarım daha geniş bir gün sürecek ya da 2 gün olarak tasarlıyoruz bunu. Böyle bir Science Day gibi. Orada da herkes bu platformlarda söz alıp temenni ve dileklerini de yıl sonunda belirtebilirler. Ben dilerseniz sözü Oğuz Göğüş arkadaşıma vereyim. Oğuz ben co-host olarak seni atadım. Ekranını paylaşmak istersen diye 4 dakikalık bir sürem var çalışmalarını ve projelerini paylaşmak için. Oğuz burada mı? Burada. Ha, süper. Selam, teşekkürler Evet. herkese. Ali Hoca'ya da teşekkürler giriş yaptığı için. Ali Hoca bir espri yaparak başlayabilir miyim? Tabii buyurun lütfen. Hani ekonomik sorunları falan çözeceğiz dediniz de o yüzden dedim ben de. Ekonomik, hepimiz biz sizden ekonomik destek paketi bekliyoruz bu pandemi sürecinde. Evet, bakın bu bağlamda daha önce hocalarımızla da paylaştım. Rektör hocamız enstitülerimizden, sadece bizden de değil, tüm enstitülerimizden büyük kurumsal projeleri hazırlamamızı istiyor ve bizzat kendisinin bu işin takipçisi olacak. Eğer biz büyük projeler alırsak bol bol tezler çıkartırız, araştırmalar yaparız, yayınlar, SCO yayınları yaparız, ödüller alırız. Aynı zamanda proje demek ekonomi demektir. Ekonomilerimizi de bu şekilde böyle düzeltiriz. Bol bol burslar veririz. Öğrenci arkadaşlarımıza da fayda sağlamış oluruz. Dolayısıyla ekonomi bağlamında bizim böyle minimum 50 milyon TL ve üzerindeki büyük bakanlıklara ya da büyük genel müdürlüklere proje hazırlıklarına başlamamız lazım. Artık bu TÜBİTAK projeleri çok küçük kalıyor. Bizim bunun yüksek boyutlu Avrupa Birliği projeleri ya da büyük yatırımcı bakanlıklar var. Mesela Ulaştırma Bakanlığı gibi, Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi büyük kuruluşlara bizim büyük projeler, kurumsal projeler hazırlamamız lazım. O zaman yayına da doyarız, bursa da doyarız, paraya da doyarız diye düşünüyorum. Hocam teşekkürler. Teşekkürler. Oğuz, dilersen paylaşabilirsin ekranı. Paylaşayım. Evet, ben de teşekkürler. Herkese merhaba. Öğrenci arkadaşlara da merhaba. Ben de çok kısa bir sunum yapacağım. Ekranımı görebiliyor musunuz? Görüyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben de hemen çok kısa geçeceğim. Adım Oğuz Göğüş. Ben de 7 yıldır Avrasya'dayım. Gayet memnunum burada çalışıyor olmaktan. Yani neredeyse o kadar memnunum ki hiç başıma bir kötü bir şey gelmedi diyebilirim. Ne öğrencilerden ne hocalardan. Dolayısıyla bundan sonra da umut ederim öyle gideceğini tahmin ediyorum. Ben kıtaların jeodinamik evrimleri üzerine modeller üretmeye gayret ediyorum. Yine modelleme ile ilgili belki bugün birkaç sunum daha duyacaksınız. Başka arkadaşlarımız da var. Ama özellikle jeolojiden gelen arkadaşların modelleme ile ilgili algılarında bazen hocalarımızın bilerek veya bilmeyerek öngörüleri var. Aslında biraz onu kırmak için de böyle çarpıcı birkaç başlık koymaya çalıştım. Modelleme deyince ya işte bilgisayar başında yapılan bir iş. Her şey arazide tecelli eder falan öyle derlermiş eskiden. Gerek yok falan gibi sözler söyleniyor. Halbuki öyle değil. Ben bütün arkadaşların sadece modelleme değil, yer bilimlerinin gelişen trendlerinde atmosferde olsun, jeolojinin katı yerde olsun, işte iklimde var burada arkadaşlarımızın gelişen trendlerinde ve Avrasya'nın da bence bu açıdan İTÜ'nün hatta Türkiye'nin zaten öyle de dünyadaki bu trendi çok iyi yakaladığını ve bununla başa baş gittiğini düşünüyorum. Yani dünyada bu açıdan bizler gibi model üreten, uluslararası düzeyde ciddi işler yapan insanlarla birlikte çalışıyoruz ve projeler üretiyoruz. Modelleme deyince soldaki geliyor insanın aklına veya
klasik jeoloji eğitimi çok değerli. Ancak onu tamamlayıcı düzeyde böyle bilgisayar başında oturup sanki simülasyonlar, joystickle programlar üreten birileri gibi geliyor. Ama halbuki öyle bir şey değil. Modelleme fizik demek, modelleme süreçleri anlamak demek, testler yapmak demek. Dolayısıyla ben de size birkaç tane öğrenci arkadaşlar ve yaptığımız işlerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi büyük volkanik provinsler, büyük volkanik alanlar. Yani öyle düşünün ki 250 milyon yıl önce dünyada, bunu artık çok iyi biliyoruz, çok büyük volkanik patlamalar gerçekleştirmiş. Şu anda mesela Etna'da bir volkanizma oldu. Onun milyon kilometre küp katı çok büyük volkanik patlamalar gerçekleşti. Bunu nereden de biliyoruz? Aynı zamanda en büyük yok oluşlardan bir tanesi o zaman gerçekleşti. Permiyen Trias dediklerimiz dönemde 200-250 milyon yıl önce. Bunun kritik tarafı da şu, çok kısa bir zamanda gerçekleştiğini biliyoruz. Yani denizel canlıların %95'ine yakını, karasalların da herhalde %90'ı yok oldular. Tabii bunları ne sağladı? Şimdi böyle Sibirya'nın da içinde olduğu bir alan var. Emişan var Çin'de. Bununla ilgili yeni çalışmaya başladım. Çin güneydoğusunda, Tolga bilir buraları belki gezmiştir. Ben gidemedim ama. Büyük bazalt alanları var. Bu bazalt alanları çok kısa zamanda yayılmaya başlıyorlar. Ama bunlara ne sebebiyet veriyor? Bunlar için modeller üretiyoruz. Hem laboratuvar ortamında hem sayısal bilgisayar programları ile. Bunlar için en akla yatkın sizin derslerden de gördüğünüz manta sorgucu. Mantle plume modeli. Bu arada ben Türkçe başladım ama Türkçe bilmeyen öğrenci arkadaşlarımız, hocalarımız da var içimizde. Nasıl yapalım? Slaytları İngilizce koydum. Türkçe devam edebilirsin oğlum. Zaten süren dolmak üzere. Ha öyle mi? Biraz hızlanırsan. Tamam. Bu manta sorgucu modeli var. Mantle plume modeli var. Ona hemen hızlıca geçeyim tekrardan. Bu manta sorgucu modelleri büyük topografik alanlar ve volkanik alanlar yaratıyor. İşte solda nümerik, sağda ise laboratuvar ortamında üretilmiş model sonuçlarını görüyorsunuz. İkincisi ise başka bir öğrenci arkadaşla yaptığımız büyük yüksek basınç kayaçlarının yüzeylenme modeli. Elmasın da içinde bulunduğu kayalar var ve bu kayalar bir şekilde dünya üzerine geliyorlar. Nasıl geliyorlar? Bitim süreçlerini takip eden bunların her birini takip ediyoruz kayaların nasıl geldiğini. Sıcaklık ve basınç diyagramlarını çizdiriyoruz. O diyagramlara bağlı olarak bunları gerçek verilerle karşılaştırıyoruz. Üçüncüsü ise yine yitim süreçlerinin Türkiye'nin de içinde olduğu aktif orojenik, Alp-Himalaya orojenik kuşağında kıtaların genişleme modelleri var. Kıtalar olduğu gibi kalmıyor, sürekli genişliyorlar veya sıkışıyorlar. Bununla da ilgili yine bir öğrenci arkadaşımız var Kanada'da, eş danışmanlığı yürüttüğüm İTÜ Avrasya kökenli. Onun araştırma projesi var. Çok hızlı geçeceğim. Hemen çok hızlı bitiriyorum. Başka bir arkadaşımız, örnek proje derken başka bir arkadaşımız Doğu Anadolu platosu gibi büyük bir plato alanının nasıl yükseldiğini, ne kadar zamanda yükseldiğiyle ilgili modeller üretti. Levhaların açılması ve astronosferin girişiyle alakalı. Hali hazırda öğrenci arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum. Acelia var şu anda. O ise büyük kratonik alanların yani Kuzey Çin gibi veya işte Sibirya kratonu gibi hiç deforme olmayan depremlerin olmadığı alanlarda deformasyon nasıl gelişti ona baktı. Uğurcan levha tektoniğinin evrimine baktı. Levha tektoniği olmadan hayat olmuyor. Volkanizma olmuyor, karbon olmuyor, oksijen olmuyor. Bunların evrimiyle ilgili modeller üretti. Ömer ise, gene bizde öğrencimiz, o ise Batı Anadolu'da depremde üretebilen fayların nasıl geliştiğiyle ilgili modeller üretti. Teşekkür ederim. Tolga Hocam, çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Evet, buyurun. Ben Alper. Ya ben ne yazık ki ben araçtayım. Eğer sizin için bir sıkıntı yoksa, benim sunumum da yok. Bir 4 dakika ben de bir konuşabilir miyim? Araya girmem mümkün olur mu? Tabii ki tabii. Buyurun hocam lütfen. Tamam. Çok teşekkürler. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben ne yazık ki hatta şöyle de şeyi koyayım. Bu kaydı kullanıp daha sonra polise şikayet etmeyin beni. Araba kullanırken zoom yapıyor diye. Şöyle hepiniz beni tanıyor. Zaten Climate Data Analysis dersi biliyorsunuz zorunlu ders. Tanımayan arkadaşlar için ben de Avrasya'da 2009 yılından beri Avrasya'dayım. Background olarak benim ODTÜ çevre mezuniyetim var lisansta. Daha sonra Master Doctor North Carolina State, işte Georgia Tech Postdoc, sonra da bir süre Amerika'da çalışmışlığım var. Sonra doğru yolu bularak İTÜ'ye geldim. Bunu söylemek zorundayım çünkü ODTÜ lisans olunca bunu açıklamak gerekiyor. Şaka bir yana gerçekten tüm önceki konuşmalara katılıyorum. Avrasya çok özel bir yer.
gerçekten bilim yapabileceğiniz, ortak çalışmalar yapabileceğiniz, kaliteli makaleler yapabileceğiniz bir ortam. Tabii ki gönül ister ki biraz daha gruplar arası, kişiler arası çalışmaları artıralım. İnşallah bundan sonra bunu da yaparız. Ben de kısaca kendi çalışmalarımı özetlemem gerekirse, benim ilgi alanım atmosfer kimyası. Bu işte hava kirliliği modellerinden tutun, işte iklim tarafındaki kimyasal analize kadar dayanıyor. Şu ana kadar Avrasya'da olduğum işte yaklaşık 11 yıl içerisinde evet TÜBİTAK projeleri yaptık. Bir tanesi de Kamak, bu 4,5 milyon TL bütçesi olan büyük bir projeydi. Daha sonra Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz. Hali hazırda bir tane Avrupa Birliği projesi, bir tane döner sermaye projem var. Ben çalışmalarımı hem akademik olarak yaparken hem de biraz konum gereği Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla çok ortak çalışma alanım var. Pratikte de uygulanması üzerine çalışıyorum. Bakanlık da hali hazırda hava kalitesinin Türkiye'de iyileştirilmesi için birçok çalışmalar yaptım. En esasında mutlu olduğum şeylerden bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 doktora mezuniyetim var. Bunların 5 tanesi direkt benim, diğerleri eş danışmanlık şeklinde. Halen işte 4 doktora öğrencim var. Aktif bir şekilde çalışıyorum. Peki nedir çalışma alanım? Esasında Oğuz Hoca güzel bir giriş yaptı modellemeyle ilgili. Bizimki de modelleme. Yani doğadaki süreçleri matematiksel, fiziksel ve kimyasal olarak ortaya koyup bunu simüle ettiğimiz sistemleri kullanıyoruz. Tabii ki bu model sistemleri, biz meteorolojik ve atmosfer taşınım modelleri kullanıyoruz. Her bir modülünün arkadaşlar ortaya çıkartılması bir PhD demek. Ve kullandığımız bu Amerikan Çevre Ajansı'nın ve ENCAR'ın modellerinde onlarca, yüzlerce modül var. Yani öyle bir modeli geliştirmek demek minimum 200-300 doktora çalışması yapmış olmak demek. Şu an itibariyle hani Türkiye'de bunu yapan nadir gruplardanız. İşte Ali Hocam'ın grubu da aynı şekilde atmosfer modellemesi yapıyor. Yine İTÜ'de başka gruplar da var. Ama kendi modelimizi geliştirme durumumuz ne yazık ki yok. Daha çok modelleri uygulama şeklinde ben çalışıyoruz. Ben toplantı isteyeyim hocam. Pardon? Araya sesler karışıyor hocam. Buyurun siz devam edin. Pardon. Yani hedef olarak da bundan sonra esasında daha model geliştirme çalışmaları da yapmak isteriz. Yapmak isterim. Genelde grubumu bu tarafa doğru yönlendiriyorum. Climate Data Analysis alanı arkadaşlar benim istatistikte olan şeyimi bilir, ilgimi. İstatistik tarafında da bir hayli çalışmalarımız var, devam ediyor. Kısaca böyle özetlemiş olayım. Tolga Hocam, sizlere de Ali Hocam teşekkür ederim. Bence bu tür, inşallah yarın bunları pandemiden sonra yüz yüze yaparız. Daha işte Science Day gibi organizasyonlarla öğrencilerin birbirinin veya bizlerin yaptığı çalışmaları iyi tanıdığı organizasyonlara katkı sağlamak da isterim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Hemen hızlıca Mehmet Ilıcak Hoca burada mı acaba? Geldim, buradayım. Ben hemen şuradan sana ekranını paylaşmak için. 1.30'da başlamıyor muydu? Ben mi geç kaldım? 1'de başlayacak demiştik. Mehmet Hocam buyurun, siz paylaşabilirsiniz ekranınızı eğer göstermek istediğiniz şey varsa. Şöyle hemen, kusura kalmayın. Ben Mehmet Ilıcak. Avrasya Bilimleri'nde, İklim ve Deniz Bilimleri'nde hocayım. Ve daha çok hemen
şöyle geçeyim madem hızlı. Büyük scale oceanografi ile ilgilenmekteyim. Bunu yaparken aynı zamanda hem iklim modelleri hem bölgesel iklim modelleri kullanmaktayım. Daha çok ilgilendiğim alan türbülans ve okyanus akıntılarının nasıl değiştiği. Size bir iki örnek vereyim. Bugünkü şu ana kadarki Türkiye'de yaptığımız tezler ve projeler hakkında hani öğrencilerin biraz fikri olsun gibisinden. Bir master öğrencimle Arktik Okyanusu'ndaki deniz buzunun azalmasını inceliyoruz. Bunun için de hem bölgesel bir iklim modeli, bu gördüğünüz bu bölgesel modelin biraz küçültülmüş, bayağı küçültülmüş bir kısmı. Bir de SMIP6'daki iklim modellerini kullanarak onların arasındaki ilişkilere bakmaya çalışıyoruz. Bu bir Utku Ozan'ın bir master tezi. İkinci tezde Derin'le beraber yaptığımız Karadeniz sirkülasyonun özellikle gelecek 100 yıl içinde nasıl değiştiğini anlamak için bu mesela bir modelden günümüz sıcaklığıyla son 2080-2100 arasındaki sıcaklık arasındaki farkı göstermekte. Karadeniz'in deniz yüzey sıcaklığı mesela 2 derece arttığını ve bunun nasıl neye bağlı olarak arttığını anlamaya çalışıyoruz Derin'le beraber. Şu benim yeni bir 1001, yani 2 senedir devam eden bir 1001 projem. Yasemin Ezber ve Bilge Tutak bu projenin içindeler. Bu da Antarktika'daki Güney Okyanusu'ndaki sağda gördüğünüz bu orta ölçekli girdapların iklimi olan etkilerini anlamak için yaptığımız bir proje. Bu projede hem simülasyonlar yapılıyor hem analizler yapılıyor. Genelde ben master öğrencilerine analiz kısmını yapmalarını istiyorum ki yeni model öğrenmek öyle kolay değil maalesef. Belli bir zaman aralığında geçmiyor, yetişmiyor. O yüzden de doktoraya geldiklerinde ancak model kullanmaya başlıyorlar. Bu benim İtalyanlarla yaptığım bir projenin sonucu Marmara Denizi ve Boğazların modellenmesiyle alakalı. Böylelikle bir forecast model yapmaya çalışıyoruz Marmara Denizi içinde. Her iki boğazı da içeren yüksek çözünürlüklü bir model çalışması bu. İleride umut ediyoruz ki Copernicus'taki forecasting sisteme gidecek. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir iki tane daha öğrencimle beraber yeni yeni işte machine learning ve onların algoritmalarına bakmaya çalışıyoruz. Şu andaki konumuz Arktik deniz buzunun nasıl azalacağı. Ama yeni bir projeye kabul aldı TÜBİTAK'tan benim yürütücülüğünü yaptım. Ve bu da Türkiye'deki küresel iklim modellerinin geliştirmesi hakkında. 4 tane doktor öğrencisi, bir tane de ufak bir postdoc fund edebiliyorum. Eğer ilginiz varsa özellikle küresel modelleri hem çalıştırmak hem analiz etmek için farklı komponentlerini, sadece ocean olmasına gerek yok, atmosfer olabilir, deniz buzu olabilir, benle ilişkiye geçerseniz belki bir şeyler de yapabiliriz. Çok teşekkürler. Teşekkürler Mehmet Hocam. Listeye göre gideceğim ama Sinan Hoca bir şey yapıyor. Ayrılması gerektiği için. Sinan Hocam burada mısınız? Sinan Özeren Hocam. Duyuyor musunuz? Buradayım. Evet. Tamam. Ekran paylaşmak ister misiniz? Paylaşabilirim, evet. Tamam. Buyurun hocam. Merhabalar, ben Sinan Özeren. Herkese merhaba. Ben de Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde katı yer grubunda çalışıyorum. Fakat ilgilendiğim konular büyük oranda katı yer olmak üzere aslında çalışmalarımın önemli bir kısmı tsunami'lerin matematiksel teorisi sahile çok yakın yerlerdeki davranışı vesaire akışkanlar mekaniği olduğu için aslında hem katı yer hem de akışkan yerle ilişkili sayılabilirim. İlgilendiğim 2-3 temel konu var. Bunlardan bir tanesi, şimdi ekran paylaşımını herkes görüyor mu bilmiyorum. Örneğin bu, görebiliyor musunuz ekranı? Görüyorum. Örneğin bu çok yakında
kabul edilen bir makalemiz. Doktor öğrencim Volkan Özbey ile Volkan bizim inşaatta asistan. Örneğin bu Marmara bölgesinde, daha doğrusu Marmara fayında fayı üzerindeki fayın hangi kısımları kilitli, hangi kısımları serbest olarak kayıyor, bunu anlamaya çalıştığımız bir çalışma. Örneğin burada GPS verilerini kullandık ve aynı zamanda su altı, yine bir su altı GPS, ona GPS denmiyor, daha çok akustik yöntemler kullanılıyor. Hem su altı verilerini hem de yer yüzeyinde alınan bu GPS verilerini bir araya getirerek örneğin Marmara için kurduğumuz bir slip modeli, yani Marmara'nın interseismik dönemde hangi kısımları fayın üzerinde ne kadar hareket olduğunu anlamaya çalıştığımız bir çalışma. Dolayısıyla yani bir kısım uğraştığım konu güncel tektonikle çok ilişkili. Özellikle GPS verileri veya diğer uydu verileri, INSAR, GPS gibi diğer uydu verileri kullanarak ortamın kinematiğini ve hatta bazen dinamiğini anlamaya yönelik çalışmalar. Örneğin bu çalışmada dediğim gibi Marmara'da intersismik dönemde fay üzerinde ne kadarlık atımlar oluyor, hangi fayın hangi kısımları daha serbest, hangi kısımları daha kilitli. Bunu anlamaya çalıştık. Örneğin bakın burada kırmızı olan yerler, burası fayın bir hareketi. Burası kırmızı olan yerlerde fay çok kilitli, mavi olan yerler daha serbest kayan yerler. Bir uğraştığım konu bu. Bir diğer uğraştığım konu ve son yıllarda özellikle çok çok üzerinde çalıştığım, özellikle İTÜ Fizik bölümünden Nas Postacıoğlu ile birlikte çalıştığım konu, daha çok tsunami dalgalarının özellikle körfez, koy gibi unsurlarla olan etkileşimi ve çok yakın, yani sahile çok yakın yerlerdeki davranışı. Bu benim neredeyse 20 yıla yakındır üzerinde çalıştığım bir konu aslında, tsunamilerin genel davranışı. Şimdi o konuda hem analitik hem de işte yavaş yavaş Mehmet Ilıcağ'ın da yardımıyla nümerik çalışmalar da yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla eğer nümerik simülasyonlara ilgisi olan, aynı zamanda bu natural hazards, yani doğal afetlere merak olan arkadaşlar varsa, hem deprem hem tsunami konusunda çalışmalarımız var. Bu size şu anda göstermekte olduğum slaytlar depremin kendisiyle ilgili değil direkt olarak, ama depreme neden olan gerilme, germe alanlarının modellenmesi yönünden önemli. Şimdi bu çalışmanın bir sonraki aşamasında bu söz konusu slip değerlerinden yola çıkıp sentetik deprem katalogları üreteceğiz ve bu sentetik ürettiğimiz katalogları gerçek kataloglarla karşılaştıracağız. Bunlara ek olarak başka benim üzerinde çalıştığım bir konuda kıtasal kinematikten çok kıtasal dinamik daha büyük ölçekte, yani Marmara ölçeğinde değil de mesela Anadolu ölçeğinde veya Doğu Akdeniz ölçeğinde. Örneğin şu anki doktora öğrencimle üzerinde çalıştığımız bir konu. Tabii şu anda COVID nedeniyle veri almakta zorlanıyoruz ama Nubya, yani Afrika'nın Anadolu'ya göre, daha doğrusu Avrasya'ya göre olan relatif hareketi nedeniyle Kıbrıs'ın kuzeye doğru olan hareketinin, özellikle Kıbrıs-Türkiye arasındaki bu Kilike Havzası ve Türkiye'nin en güneyinde yarattığı, eğer var ise, böyle deformasyonları ortaya çıkartmaya çalışmak ve bir şekilde bu problemleri anlamaya çalışmak. O tür çalışmalar biraz daha fazla yer fiziğine yönelik. Dolayısıyla gravite verileri de kullanıyoruz, GPS verileri kullanıyoruz, sismolojik verilerin sonuçlarını da kullanıyoruz. Bunun gibi şeyler var. Ve en son olarak benim eski doktora öğrencim Bora Ön, çok iyi bir matematikçiydi. Onunla yaptığımız doktora konusu paleoklimatolojiydi. Özellikle paleoklimatolojik zaman serilerine, bu son yıllarda çok moda olan işte data science vesaire, özellikle bizim onunla uğraştığımız konular daha çok Bayesçi. Bayes teoremi, eğer olasılık istatistik almışsanız aşinasınızdır. Özellikle Bayesçi yaklaşımlarla iklimsel zaman serilerine, bu ben de bir şekilde böyle zurnanın son deliği olarak iklim meselesine el atmış oldum. Bora ile yaptığımız çalışmada. Aynı zamanda orada geliştirdiğimiz zaman serisi analizlerini şimdi aynı zamanda GPS katı yer modellerinde de kullanmaya başladık. Yeni Zelanda Jeofizik Ajansı bizde çok büyük bir veri seti paylaştı. Şimdi bir master öğrencisiyle, Kubilay'la ve Bora'yla ve benim doktor öğrencim. Yani hocam bölüyorum ama şöyle bir özellik. Tamam. Dolayısıyla bunlar benim uğraştığım konular daha çok. Onları söyleyeyim. Aha. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
ekran paylaşımını kapatırsak ben bir sonraki araştırmacıyı, daha doğrusu hocaya kendime söz vereceğim. Tamam, bir saniye. Ben kapatamıyorum. Bir saniye. Stop share. Tamam. Herhalde geldim benim ekranım, bilmiyorum. Tamam, geldi. Tamam. Şuradan da display'de herhalde diğer, şimdi full ekran görebiliyorsunuz değil mi? Full ekran görünüyor mu Mehmet Ulucak Hoca? Evet görünüyor. Ha, tamam. Merhabalar, benim adım Tolga Görüm. Ben de geomorfoloğum ve ağırlıklı olarak yamaç süreçleri ve kütle hareketleri konusunda bir de geohazak genel olarak bu konularda çalışıyorum. Benim çalışmalarımın genel olarak odak noktası engebeli ve dağlık alanlardaki yamaç süreçleri ve bu kütle hareketlerinin neden olduğu kısa ve uzun dönemli geomorfolojik süreçleri farklı araçlar kullanarak hem kısa dönemde hem uzun dönemde anlamaya çalışıyorum. Bu bakımdan da süreç tepki ilişkisini özellikle antropojenik değişkenler, işte iklim değişimi ve ortamsal bir takım farklılıklarla ilişkilendirerek topluma olan, society'ye olan bunların etkilerine ağırlık verip çalışmaya çalışıyorum ve olabildiğince işte geçmiş koşullardan öğrenerek gelecekle ilgili çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Ben de bugün sizlere kısaca üzerinden heyelan ve erozyon konusunda yaptığım çalışmaları anlatacağım. Bir master öğrencim Seskin Fidan, şimdi doktora öğrencimizle birlikte yürüttüğümüz bir çalışma var. Özellikle Türkiye'de ölüm oluşturmuş heyelanları anlamak konusunda, bunların oluşum frekansları, bunların zamana bağlı ilişkili olduğu faktörlerle ilgili bir veri tabanı geliştiriyoruz. Bu veri tabanının bir sonraki adımı da sanıyorum bu yıl içerisinde bitecek. Non-fatal olan kısmıyla da, yani ölüm oluşturmamış ama çok da sosyal bir impaktı olabilir. Bunların da iklimsel özellikle değişkenlerle Doğu Karadeniz ekseninde de çalışmaya çalışacağız önümüzdeki dönemde. Bu veri tabanına herkes ulaşabilir. Dashboardlar üzerinden tamamen açık, verinin indirilmesine de imkan veriyor ve aşağıda verilen adresten, ki bunu işte İTÜ'nün içerisine almaya çalışıyoruz. Birazdan göstereceğim bir web sitesi aracılığıyla. Burada bazı çıktıları analiz edebilmenize hem zamansal hem mekansal anlamda izin veriyor. Benim diğer bir yürüttüğüm çalışma özellikle Anadolu Orojenik Platosu'nun kuzey yamaçlarında ve marjinlerinde gelişmiş büyük anakaya heyelanlarının plato kenarlarını erozyona karşı nasıl koruduğu ve erozyona karşı nasıl açtığı konusunda. Bu eski heyelanlardan özellikle bunların frekans ve magnitük ilişkilerini inceleyerek erozyona katkılarını inceliyorum. Bir diğer konu ise orta enlemlerde özellikle buzullaşmış dağlık kuşaklardaki büyük anakaya heyelanları üzerinde uzun dönem iklim değişiminin etkisini Kafkas dağları ölçeğinde incelemeye çalışıyoruz. Heyelan envanterini henüz bitirdik. Fakat pandemi nedeniyle buradaki arazi çalışmaları kaldığı için bir sonraki dönemde de burada özellikle büyük rakam alanlar konusunda Landsat ve Sentinel verilerini de ağırlıklı olarak kullanarak bunların son 20-30 yıllık frekanslarını çıkarmayı hedefliyor bu çalışmada. Örneğin bu çalışmanın hem master hem doktora öğrencisine de ihtiyacı var. Bir diğer konu benim Çin'de Chengdu University of Technology ve Çin Bilimler Akademisi ile birlikte üzerinde çalıştığım konu. Uzun dönemde bu tektonik stres değişimlerinin bir fay boyunca Longmenshan, özellikle Tibet platosunun doğu kısmını oluşturan bu bildirme kuşağı boyunca epizodik depremlerin özellikle intersismik dönemlerde veya sismik dönemlerde topografya üzerinde nasıl bir etki yaptığını, tekrar bunun özellikle topografik rölyef ortalama koşullarının
ne kadar bir süre zarfında normal koşullara geldiğini ve kritik eşik değerlerini yamaçlar için hangi seviyede kurduğuna bakıyoruz. Ben doktora sahamdı burası. Ben şu an depremin 2008 yılında gerçekleşen ve sadece bir tekil depremde 180 binin üzerinde bir heyelan gözlendi ki Türkiye'de toplam bugüne kadar haritalanmış varlığı bilinen heyelan 85 bin civarında. Tek bir üniversite gerçekleştiği için de gerçekten üzerinde çalışmak, daha fazla uğraşmak gerekli. Bunun yanında kamu işbirliği çerçevesinde özellikle TEYAŞ, Eltemtek, Delta Lider ortaklığı ve elektrik iletim hatlarının geomorfolojik tehlikeler açısından planlanması üzerine çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 3000 kilometre bir hat üzerinde İtinova da bunun partnerlerinden birisi. Bir güzergah boyunca heyelan ve yüzey erozyonu gibi bir takım parametreleri dikkate alan göreceli geomorfolojik tehlike haritalarını hazırlayarak direklerin, elektrik direklerinin uzun dönemde daha güvenli işletilmesini amaçlıyor. Yine çok hızlı geçeceğim. Nallıhan'da özellikle bu kuş cennetinin olduğu yerdeki baraj gölünde bir takım erozyonel siltasyon problemleri yine uzaktan algılama ve insansız hava aracı teknikleriyle anlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra doğal orman yangını geçiren alanlarda, yamaçlarda özellikle Belül 17 ve Sezgin 137 gibi serpintigar gömüklüklerini kullanarak orman yangını sonrası bu yamaçlarda akselere olmuş erozyon miktarlarını quantify etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de hem yersel lider hem bahsetmiş olduğum serpintigar gömüklüklerini hem de insansız hava araçlarıyla birlikte hem konvansiyonel hem de uzaktan algılama tekniklerinde karşılaştırıyoruz. Bu da yine bir doktora öğrencisi arkadaşımızın aynı zamanda projesi. Yine kırgı bayırlarının özellikle Türkiye'de çok az düşük oranda ele alınmış ama çok yüksek erozyon duyarlılığına hassasiyetine sahip alanlarda da ülke ölçeğinde başladık. Bunları da farklı istatistik yöntemler kullanıp farklı alanlarda, burada yine bir doktor arkadaşımızın konusu, bu alanlarda balance karakteristiklerini ve rejenal karakteristiklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Çalışmalarla ilgili daha fazla belki bilgi almanız için Avrasya'nın altında oluşturduğumuz bir Geohazard Research Group var. O research grubun gördüğünüz gibi sağ üstteki sayfasını ziyaret ederek özellikle çalışmalarla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben hemen hızlıca bir sonraki hocamıza geçiyorum. Mehmet Akif Sarıkkaya. Tolga Hocam. Efendim. Çok özür diliyorum. Araya girdim. Benim bir randevum var, bir programım var. Tabii, ben anlayışınıza sığınarak müsaadenizi istesem... Ne demek hocam? Tabii. Bana müsaade eder misiniz? Tabii buyurun hocam. Sıkıştım çünkü programım yoğunlaştı. Ben özellikle öğrenci arkadaşlarımızla tanıştığımız için, bu fırsatı da verdiğiniz için iyi düşünmüşsünüz. Çok güzel oldu, çok memnun oldum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu arada Miraç Kandili'nizi de hepinizi tebrik ediyorum. Hoşça kalın, kolay gelsin. Teşekkürler, iyi günler hocam. Akif Hocam, ekranı paylaşabilirsiniz siz. Merhabalar herkese. Sanırım ekranım paylaşıldı. Görüyorsunuz. Evet, görüyoruz. Benim tek bir slaytım var, o da bu. Kendimi kısaca tanıtmakla başlamak istiyorum söze. İsmim Akif Sarıkaya. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 98 yılında mezun oldum. Aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Amerika'ya University of Arizona'da doktora yapmaya gittim. Doktora 2009 yılında bitirdim. University of Nebraska'da postdoc yaptıktan sonra 2013 yılından itibaren de İTÜ'de öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Çalışma konum genel itibariyle kozmojenik izotop jeokronolojisi. Kozmojenik izotoplar nedir diye bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir konuşacak olursam, aslında arka planımı da ona göre ayarladım. Arka planıma bakacak olursanız
kuzey ışıklarını görüyorsunuz. Kuzey ışıkları kozmik radyasyonun atmosfere girmesiyle oluşan bir olay. Kozmik radyasyon dediğimiz şey uzaydan kaynaklı, uzayda galaksilerde meydana gelen büyük patlamalar sırasında açığa çıkan atom altı parçacıkları. Bunlar genellikle protonlar uzayda yayılıyorlar ışık hızında ve dünyamıza kadar ulaşıyorlar. İşte onların etkilerinden bir tanesi bu arkamda gördüğünüz kuzey ışıkları. Tabii bunların bazıları güneşten de kaynaklanabiliyor ama çoğunluğu uzay kaynaklı galaktik kozmik ışınlar. Bu kozmik ışınlar atmosfere girdikten sonra bazı etkileşimde bulunuyorlar ve yeni izotoplar oluşturuyorlar. Bu yeni izotopları kullanarak biz yer bilimlerinin birçok problemini çözebiliyoruz. Bunlardan en bilinen radyokarbon tarihlendirmesi. Radyokarbon tarihlemesini kullanarak arkeolojiden jeomorfolojiye, çökel depolarından buzullara kadar her türlü alanda çalışmak mümkün. Bu kozmik radyasyon yeryüzüne ulaştığı zaman yeryüzündeki kayaçlarda da bazı etkileşimlerde bulunuyor ve kozmojenik izotopları oluşturuyor. Örneğin bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir buzul alanındaki buzul oluşumu yeryüzünde meydana getirdiği buzul çökelleridir. Biz buzul izotopları kullanarak buzulların geçmişte ne zaman oluştuklarını tespit edebiliyoruz. Bu izotoplardan bazıları buzulların içerisinde depolanıyor, buzulların tarihlendirmesinde kullanılıyor. Dolayısıyla benim çalıştığım konu genel itibariyle kozmojenik izotopları kullanarak yer bilimi problemlerine çözüm aramak. Bunun en başlıcası ve uyguladığım alanlardan bir tanesi doktora sırasından itibaren şimdiye kadar yaptığım işlerden başlıcası buzul jeomorfolojisi ve buzul jeolojisi ve bununla ilgili paleoiklimsel çalışmalar. Anadolu'da buzul geçmişiyle ilgili tarihlendirme çalışmaları ve bunların modellemesiyle ilgili çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Bununla ilgili 3 TÜBİTAK projesi şu ana kadar bitirdim. Bir tanesi de uluslararası olmak üzere birçok projede araştırmacı olarak da yer aldım. Tabii buzulları sadece jeolojik özellikleriyle değil, güncel buzulların uzaktan algılanmasıyla ilgili çalışmalarım da var. Özellikle Himalayalardaki buzul geri çekilmeleri ve Türkiye'deki buzulların güncel durumlarıyla ilgili çalışmalarım oldu. Aslında bütün bunların esas amacı yeryüzü süreçlerini öğrenmek. Buzullar da bunlardan bir tanesiydi. Bununla ilgili çeşitli kozmojenik izotop araştırmalarında da bulundum. Örneğin Anakaya erozyonu, özellikle Kapadokya'daki topografyanın erozyonuyla ilgili çalışmalarım var. Bunun yanı sıra aktif tektonik de yüzey süreçleriyle ilgili olduğu için aktif tektonizmanın etkilendiği alanlarda kozmojenik izotop uygulamaları ve bununla ilgili tarihlendirme çalışmalarıyla ilgili çalışıyorum. Volkanoloji de bununla ilgili volkanik alanlarda meydana gelen lav akıntıları ve bunların tarihlendirmesi de yine çalışma konularım arasında. Ve çok çeşitli kozmojenik izotop uygulamalarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili üniversitemizde bir laboratuvarımız mevcut. Kozmolab. Kozmolab'la ilgili bilgiyi edinebilirsiniz sağ taraftaki web sitesinde. Burada biz araziden analizlere kadar bütün işlemlerimizi Türkiye'de kendimiz gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız başlıca izotoplar klor 36, alüminyum 26 ve berilyum 10 izotopları. Bu izotopları kullanarak arkadaşlarımız doktor yapıyorlar, yayınlar yapıyoruz ve projeler üretiyoruz. Ekibimden de kısaca bahsederek sözüme son vermek istiyorum. Bir postdoc arkadaşımız var, Amelek Kave. Kendisi berilyum 10 izotopunu laboratuvarımızda geliştirmek ve bununla ilgili uygulamalar yapmak üzere geldi ve çalışmalarına devam ediyor. Adem Candaş makine mühendisliğinde ve bizim buzulla ilgili modelleme çalışmalarımıza yardım ediyor. Oğuzhan Kese Aladağlar'da doktorasını yapıyor. O da yine buzulla ilgili Onur'la birlikte çalışıyor. Ayda Anakaya erozyonları, kısa ve uzun dönemde Anakaya erozyonlarıyla yine kozmojenik izotop uygulamalarıyla ilgili çalışıyor. Merve Canner ise yine kozmojenik izotoplarla ilgili yeni yöntemler geliştirmek adına bizim ekibimize dahil oldu. Ben bu şekilde sunumumu tamamlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hocam teşekkürler. Çok bir sonraki sunuma geçelim. Orkan Özcan hocamız. Ekranını paylaşabilirsiniz Orkan Hocam. Şunu.
Şu anda geldi herhalde. Geldi, evet Orkan Hocam. Herkese merhabalar. Ben Orkan Özcan. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliğinden mezun oldum. Yüksek lisans doktorumu İTÜ'de Uydu Haberleşme Mühendisliği ve Uzaktan Algılama programında. Bir senelik de University of California Santa Barbara'da doktora çalışmamın bir kısmını gerçekleştirdim. O süre zarfında da yani bir sürü araştırma görevlisi olarak Uydu Haberleşme Mühendisliği ve Uzaktan Algılama Merkezi'nde devam ettim. Daha sonra da 2015 yılından beri Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde çalışmalarına devam etmekteyim. Genel kapsamda uydu görüntüleri, yani uzaktan algılama verileriyle coğrafi bilgi sistemleri üzerine çalışmalar yapmaktayım. Çok disiplinli çalışmalarda uzaktan algılama verilerinin kullanımı, görüntüleri, verilerin işlenmesi konularında çalışmaktayım. Verdiğim dersler arasında zaten iki tane. Bir tanesi yüksek lisans Earth Information Systems. Burada genel kapsamda temel uzaktan algılama ve GIS ağırlıklı ve uygulama ağırlıklı dersi vermekteyim. Bir diğeri de doktora dersi olan yeni açtığımız bir ders. İnsansız hava sistemlerinin yer bilimlerindeki aslında uygulamalarını içeren ve bu da aslında Türkiye'de biraz daha yeni girmiş bir konu. Bu konuya girmişken aslında hemen Ağustos ayında Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesine dahil ettiğimiz 3 boyutlu yer modelleme laboratuvarından da bahsetmek isterim. Çünkü bu bizim çalışmalarımıza da bir ivme kazandırmış durumda. Çalışma alanlarım genelde nehir havzalarının yönetimi, doğal afetler sonrası veri temini. Tabii bunun sadece sonrası değil, öncesi, sonrası veya anında da şu anda veri temini çalışmalarımız mevcut. Deformasyon ölçümleri, arkeolojik alanların incelenmesi, erozyon alanları miktarı tespiti, yangından etkilenen alanların tespiti, hidrolojik ve hidrolojik modelleme ve bunların sanal gerçeklik ve online ortamlarda 3 boyutlu olarak gösterimi konuları. Tabii uydu verileri veya insan savar aracıyla temin ettiğimiz verileri arazi ölçümleriyle desteklemekteyiz. Bulunduğum projelerde burada gördüğünüz gibi bir kısmı tamamlanmış projeler. Büyük Menderes Nehri'ndeki Menderes yapılarının hacimsel değişimi olsun. İnsan savar aracı tabanlı ölçüm yöntemleriyle oyulma etkisindeki köprülerin çoklu afet performansının belirlenmesi ve ilk defa Türkiye'de diyeyim İTÜ Ayaza kampüsünü sanal ortamda insan savar aracıyla oluşturup yüksek doğrulukta online ortamda da yayınlamış bulunmaktayız. Şöyle laboratuvar içerisinde dahil olduğu, yani arazi çalışmaları için gerekli olan envanter dışında insan savar araçları filomuzu da bir bahsetmek isterim. Yeni eklenen endüstriyel drone'umuzla birlikte toplamda 8 adet insan savar aracımız mevcut. Bunu da hem enstitü bünyemizde yapılan multidisipliner çalışmalarda hem altyapı hem veri desteği olarak kullanmaktayız. Aynı zamanda kullandığımız programları da bu sunumda görebiliyorsunuz. Yeni binamızda da laboratuvar ortamımız mevcut. Burada veri işleme bilgisayarlarımız da şu an için mevcut. Belli tabii ki sayıda. Aynı zamanda dediğim gibi anında bir arazi, bir olası bir doğal afette hemen çıkıp arazide ölçüm yapabilecek kapasiteye sahibiz. Burada yenilikçi olarak da aynı zamanda sanal gerçeklik sisteminden de bahsedeceğim. Bunları hemen kısaca hızlıca yaptığım çalışmalardan birkaç örnek. Büyük Menderes Nehri buradaki taşkını. Bu da biz taşkın olmadan önce burayı çalışmaya başladık. Bir doktor öğrencimiz, hatta yeni mezun oldu. Burada biz ekstrem yağış olaylarıyla birlikte buradaki Menderes yapılardaki hacimsel, sadece 2 boyutta değil 3 boyutta değişimleri inceledik. Tolga Hacım'ın da bahsettiği, kendisinin projesinde de Dalaman'da çıkan orman yangınında buradaki erozyon süreçlerini takip etmek için yüksek çözünürlüklü topografik modeller çıkartıyoruz.
Yeni yürürlükte olan projemiz Seyhan ve Ceyhan deltalarındaki kumul hareketleri. Burada hem uzun dönem hava fotoğrafları hem de dönemsel olarak insan sava araçlarıyla elde ettiğimiz hava fotoğraflarından ürettiğimiz topografik modellerde dönemsel olarak izleyerek buradaki hareketliliği tabii aynı zamanda rüzgar etkisiyle birlikte taşınan sedimanların, kumulların hareketlerini... Sevgili Orkan Hocam, bir dakika açtık, toparlarsak hızlıca. Tamam. Hemen şöyle kısaca hidrolik modeller yaptığımız çalışmaları böyle ekledim. Burada başka bir örnek. Kıyı çizgisi, hacimsel değişimler. Kültürel miras. Yani bu insan sabırıcıyla yaptığımız çalışmalar şu an için ağırlıklı. Burada yüksek çözünürlüklü modeller üreterek bir altyapı oluşturabiliyoruz. Kampüs projemizde burada. Aynı zamanda bu kısımda dediğim gibi arazide aldığımız verileri laboratuvar ortamında da tekrar üzerinde inceleyerek ölçümler yapabilmek için sanal gerçeklik ortamında da değerlendirmeler yapabiliyoruz. İHA'lara farklı uygulamalar için farklı algılayıcıları koyup uçuş simülasyonları kendi ürettiğimiz modellerden dışarıya çıkmadan burada uçuş simülasyonları gerçekleştirip eğitimleri yapıyoruz. Yayınlarımız ve diğer bilgilere earth3b.com adresinden de erişebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Orkan Hocam. Emrah Hocam, buradaysanız sizinle devam edelim. Emrah Çoran Hocam. Buradayım. Paylaşabilirsiniz ekranınızı. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Geldi sanırım, değil mi? Evet, geldi hocam. Merhabalar, Emrah Çoraman. İTÜ'ye yaklaşık bir yıl önce katıldım. 2020'nin başında katıldım. Daha önce Berlin Doğa Tarihi Müzesi'ndeydim. Aynı zamanda bir enstitüsü, Leibniz Enstitüsü, Biyoçeşitlik ve Evrim Araştırmaları Enstitüsü. Daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyordum. Araştırma konum şöyle, çok kabaca söyleyebilirim. Biyolojik ve genetik çeşitliliği şekillendiren mekanizmaları anlamaya çalışıyorum. Bunu hem geçmişe yönelik, mesela paleoiklim olayları nasıl etkilemiş, hem de geleceğe yönelik, önümüzdeki iklim değişikliği bunları nasıl etkileyecek diye. Bunu daha çok Batı Palearktik bölgesinde yapıyorum ama tabii Türkiye'ye döndükten sonra en önemli odak noktam malum Anadolu'nun biyolojik ve genetik çeşitliliğini şekillendiren mekanizmalar. Hani hep duymuşsunuzdur, Anadolu çok büyük ve çok yüksek biyolojik çeşitlilik var, genetik çeşitliliği çok yüksek diyoruz ama bunun sebepleri neler? Bunları araştırırken de temel olarak kullandığım yöntemler, genetik yöntemleri kullanıyorum. Yani canlıların DNA'sını inceleyerek geçmişte neler yaşamışlar bunları anlayabiliyoruz. Ekolojik niş modelleri kullanıyoruz ve tabii ki paleoiklim modellerini de kullanarak bunların arasındaki bağlantılara bakıyoruz. Üç tane projeden bahsetmek istiyorum. Şimdi Anadolu'nun genetik ve biyolojik çeşitliliğini diyoruz ama aslında Anadolu'da ne yaşıyor çok çok iyi de bilmiyoruz. O yüzden yeni bir projemiz var. Bu Akustik Anadolu. Akustik Anadolu türleri dinleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin birçok yerine ses kaydesi cihaz yerleştireceğiz. Ve buradan işte kuşların ve yarasaların ultrasonik sesleri dinleyerek Türkiye'nin neresinde hangi canlılar var bunları anlamaya çalışacağız. Bu Akustik Anadolu projesi. Bir Paleo Anadolu projemiz var. Paleo Anadolu projesinde de Anadolu'daki paleo iklim değişikliklerinde Türkiye'nin hangi alanları görece olarak sabit iklim değişikliğine sahip bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunlarla beraber işte biyolojik çeşitliğin dağılımı, yani endemik türler Türkiye'nin belli yerlerinde işte daha yoğun gözüküyorsa buralarda paleoiklim değişikliği nasıl, sabit mi kalmış, çok değişken mi, bunları araştırıyoruz. Son olarak çalıştığımız konu da Adapt Anadolu. Bu benim daha çok uzmanlık alanım. İşte biraz önce söyledik, iklim değişikliği de bütün türler aynı etkilenmeyecek ve türlerin hepsi içindeki popülasyonlar da aynı etkilenmeyecek. Bazı popülasyonlar deniz kenarında yaşarken bazıları dağda yaşıyor. Deniz kenarında yaşayanlar mesela daha kurak iklimlere daha adapte olabilirler. Yani bir tür içerisindeki genomik adaptasyonları araştıracağımız, bu da son olarak bir proje. Burada da DNA verilerini kullanıyoruz analiz ederken. Dediğim gibi yeni geldim ama ekibimiz giderek kalabalıklaşıyor. 3 yüksek lisans, 1 doktor öğrencimiz var Avrasya'da. Avrasya dışında bir doktora, bir yüksek lisans var. Co-supervisor'lığını yaptım. Birisi yurt dışında. Ve 10 tane de lisans öğrencim var. Bu konuda şanslıyım. Bunlardan bir tanesi TÜBİTAK TEBİK programından geliyor. Diğerleri de bizim moleküler biyoloji ve genetik bölümünden geliyor. Çok kabaca, çok kısaca anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz Emre Hocam. Sağ olun. Zamanı da çok iyi kullandınız. Ali Muhammed. Merhaba hocam, buradayım. Ali, dilersen ekranını paylaşabilirsin. Tabii. Şunu görüyor musunuz inşallah? Evet Ali Hocam, geldim. Aha. Merhabalar herkese. Ben Ali Muhammed'i, İranlıyım. Azeri kökenli. 1,5 yıldır buradayım. Lisans ve yüksek lisansı İran'da yaptım. Doktora ve postdoc'u İsviçre'de. Ve çalıştığım alanlar biraz farklı. Yani aslında hepsi jeoloji ama biraz da tektonik üzere, biraz da sedimentoloji üzere, biraz da petroloji üzere. Yoğunluk olarak multiproxy provenans analizi yapıyorum. Arazi çalışmaları tabii ki içerisinde kum taşlarına bakıyoruz, ağır minerallere bakıyoruz, farklı farklı ağır minerallere. Jeokronoloji yapıyoruz. Bu provenansta özellikle kırıntılı zirkonlar üzerinde izotop analizleri ve yaş tayini ve sonunda da yani sedimentar havzaların tektonik ve sedimentolojik gelişmelerine, evrimlerine ve evolüsyonlarına bakıyoruz. Böyle projeleri aslında ben çok İran'da yoğunluk olarak İran'da çalıştım. Bu kırmızıları gördüğünüz araziler, bunlar çalışmış olduğum araziler, bunların sonuçları makale olarak yayınlanmış. Bu sarı yerlerde gördüğünüzde bunlar da projeler hala devam ediyor ama submit etmek üzere. Ve böyle söyleyeyim size, farklı farklı alanlarda çalışma şansımız var. Her yerde kum varsa bizim çalışma şansımız var. Tabii ki Türkiye'de de başka çalışanlar var bu konuda ama Avrasya olarak yani yalnız Türkiye'ye limit değiliz. Farklı farklı yerlerde de çalışabiliriz. Azerbaycan'da, İran'da, ne bileyim Asya'da, Avrupa'nın farklı farklı yerlerinde. Bunları da örnek olarak size bir iki tanesini gösteriyorum. Petroloji de yapıyorum aynı zamanda. Petrolojide de klasik bir petroloji. Jeokimyasına taşlarına bakıyoruz. Jeokronoloji yapıyoruz ve sonunda da jeodinamik model olarak böyle modeller yapıyoruz. Aslında iki tane de granitler üzerinde çalıştığımız projeler var. Bunlar da yayınlanmış. Bunları bir tane onlardan örnek olarak burada size gösteriyorum. Aynı zamanda da yine de benim master'ım sedimentoloji olarak göl üzerinde çalıştığım için yine de göl üzerinde sediment karotlar üzerinde çalışıyorum. Burada mesela bir örnek olarak Urmiye Gölü var. Belki biliyorsunuz. İran'da Türkiye sınırında. Bir tane de burada öğrencimiz var, üzerinde çalışıyor. Benim master öğrencim. Sedimentlerin mineralojik ve kemikal farklı farklı yöntemlerle bunları araştırıyor. Tuzlarına bakıyoruz, canlıların dışkılarına, pelletlere bakıyoruz ve mineralojik olarak böyle projelerimiz devam ediyor. Ben buraya geldiğimde iki tane yeni ders açtım. Atilla Hoca benden yeni dersler açmak istedi. Bir tanesi carbonate ve evaporite. Burada yoktu, yeni bir ders. Bir tanesi de çalıştığım olan provenans analizi. Her dönemde iki tane dersimiz oluyor. Bu dönem bu carbonate ve evaporite dersini veriyorum. Geçmiş dönemde de bu iki tane dersimiz vardı. İşbirliği olarak benim hala ETH Zürih ile işbirliğim devam ediyor. Farklı departmanlarında, istrakçal jeoloji teknik departmanından mezun olduğum için hala orada hocalarla işbirliğimiz devam ediyor. Bio Geoscience departmanında karbon yaş tayini laboratuvarı, onlarla işbirliği yapıyoruz ve aynı zamanda da zirkon üzerinde yaş tayini ve izotop analizlerini yapıyoruz. İran'da da ben de bir küçük bir ara İran'da Geological Survey'de çalıştığım için hala onlarla da işbirliğimiz var. Ve bu çalıştığımız yani master öğrencisi çalıştığı karotu bunlar bizim için gönderdiler, bedava gönderdiler ve böyle bizim şansımız var ki İran'dan karotlar alınsın, göllerden ve denizlerden ve burada çalışılsın öğrenci olarak, master ya doktor öğrencisi olarak farklı disiplinlerle. Aynı zamanda da İran'ın National Center of Oceanography, bu iki tanenin biraz farkları var. Geological Survey of İran biraz geniş çalışıyor, yalnız denizlerde çalışmıyor, farklı sahelerde çalışıyor. Ve oşnografi da denizler üzerinde daha çok yoğun olarak çalışıyor. Bunların hepsinden ilişkimiz var ve yeni yeni proje tarif etmeye ve öğrenciler çalışmaya şansımız var. Bakalım inşallah gelecekte ne olacak. Çok sağ olun. Benimkiler bu kadar. Teşekkür ederim. Ali Hocam teşekkürler. Demet Hocam buradaysa onunla devam edelim. Evet hocam. Paylaşabilirsiniz hocam ekranı. Ali Hocam kapatırsa. Tabii kapattım. Tamam. Bir dakika kapatayım. Tamam.
Herkese merhabalar. Ben Demet Biltekin. Doktor öğretim üyesi olarak bir yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde ekoloji ve evrim anabilim dalında çalışmalarıma devam ediyorum. Benim başlıca çalışma konum polen analizleri ve aynı zamanda diğer polinomoflar. Özellikle dinoflagellatlar, geçmiş dönemdeki okyanus ve deniz koşullarını araştırmak için kullanıyoruz. Yine polen kesitlerinde gördüğümüz bu non-polen polinomorf dediğimiz polen olmayan diğer alkler ve mantar sporlarını, yine çevresel değişimleri tahmin etmekte kullandığımız diğer polinomorflar. Tabii bu ağaçların dağılımını etkileyen birinci parametre iklim olduğu için dolayısıyla polen analizleriyle sadece vejetasyonu değil, aynı zamanda geçmiş dönemde meydana gelen iklim değişimlerini de araştırmada kullanıyoruz. Tabii bunun için göl sedimanlarından ya da denizden aldığımız, işte araştırma gemilerinden aldığımız deniz tabanı ya da göl tabanından, sondaj karotlarından. Yine uygun stratigrafik kesitlerden arazide daha geçmiş döneme gidersek, uygun stratigrafik kesitlerden aldığımız örneklerde yine geçmiş dönem vejetasyon ve iklimi değişmek için kullanıyoruz. Tabii özellikle son Holosan döneminde insanın çevre üzerindeki etkisi yoğun olduğu için aynı zamanda biz polen analizleriyle geçmiş dönemdeki insan etkisini tespit edebiliyoruz. Yine bununla ilgili iki hafta önce yayınlanan bir makalemde Hazar Gölü'nde yaptığımız polen analizlerinde günümüzden 3200 yıldan günümüze kadar olan bir dönemde geç Holosan dönemindeki antropojenik etkileri ve bunları da arkeolojik periyotlarla karşılaştırarak tespit etmeye çalıştık. Benim 3 tane yüksek lisans öğrencim, bir tane de doktor öğrencim var. Zafra doktorasını İstanbul Zonu Trakya Havzası'nın geç oligosan miyosan dönemi vejetasyon ve paleoiklim değişimlerini araştıracak. İpek de yine Saros Körfezi'nden alınan yaklaşık 15 bin yıla giden bir karotta. Bu bölgede ilk defa gerçekleştirecek bir polen analizleri. Orada yine polen analizleri ve dinoflagellatlara bakarak hem geçmiş dönem deniz suyu koşulları hem de vejetasyon ve iklim koşullarını araştıracak. Sadık Can da yeni başladı bende. Yeni jeoantropoloji programında yeni başladı. Bu arada öğrencilerin hepsi şu anda ders aşamasındalar. Sadık Can da bu yaz dönemi planladığımız Burdur Gölü'nden alınacak olan karotta yine Holosan dönemi iklim ve vejetasyon değişimlerini araştıracak. Dursun da daha deneysel bir çalışma yapacak. O da bu kozalaklı ağaç polenlerinde çeşitli parametreler kullanılarak yine elektrik bölümünde Özcan Kalenderli Hoca'nın da eş danışmanlığında polenlerin sedimentteki çökelim koşullarını tespit edecek. Şu anda yürüyen projelerim yine Burdur Gölü'nde bu yazlık dönem yapacağımız sondaj çalışmaları diğer çoklu parametre analizlerle beraber EMKOL işbirliğiyle. Yine Sürük Gölü'nden alınan sediment karotunda geç Holosan dönemi özellikle burası Hitit arkeolojik kazalığına yakın olduğu için o dönemdeki insan etkisini, bu polen analizlerini arkeolojik verilerle karşılaştırarak değerlendireceğiz. Yine ODTÜ Deniz Bilimlerinden Korhan Özkan Hoca'nın yürütücülüğünde şu anda yeni kabul edilen bir projemiz oldu, TÜBİTAK projesi. Yine burada da, yani bu proje içerisinde polen analizleri de yer alacak. Yine burada hassas alpin göl ekosistemlerinin insan etkisini ve bu diğer parametre analizleriyle belirlemeye çalışacağız. Şu anda hali hazırda yazdığım Mart dönemi TÜBİTAK 1001 projesi yazıyorum. Yine bu da yüksek enlem ve düşük enlem göllerinde yapılacak polen analizleri ve diğer çoklu parametre analizleriyle iklimsel değişimleri, vejetasyondaki değişimleri ve aynı zamanda bu yüksek enlem ve düşük enlemde yer alan göllerin birbirleriyle karşılaştırma imkanı bulacağız. Yine bu konuda çalışmak isteyen, ilgi duyan arkadaşlar varsa beraber çalışmaktan memnun olurum. Teşekkür ederim. Mehmet Hocam çok teşekkürler. Bülent Hocam buradaysa teşekkür ederim. Evet, sağ ol. Hemen hızlıca paylaşayım. Evet, Bülent Arıkan, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün ekoloji ve evrim ana bilim dalında öğretim üyesiyim. Demet Hoca ve Emre Hoca ile beraber. Ve benim esasen ilgi alanım arkeoloji, arkeoloğum. Doktoram, bütün lisans ve yüksek lisans eğitimim. Esasen temel ilgi alanım olarak paleoiklim modelleri ve simülasyonlar, toprak kullanım simülasyonları üzerine. Burada gördüğünüz bu 6 görsel 4 farklı projeden, bunların ikisi TÜBİTAK destekliydi. Diğerleri BAP,
İTÜ BAP ve diğer üniversitelerin BAP projeleri destekli gerçekleştirildi. Paleoiklim modellerinde özellikle stokastik modeller, alttaki iki grafiği görüyorsunuz. Stokastik modellerin kullanılması, küresel dolaşım modelleriyle stokastik modellerin, sinoptik modellerin kullanılması ve küresel dolaşım modelleriyle sinoptik modellerin kıyaslanması üzerine. Buradaki temel sorular aslında Holosen'in erken ve orta evrelerinde iklim değişiminin nasıl gerçekleştiği, şiddetinin ne olduğu ve bunun da arkeolojik toplumlara nasıl etki ettiği. Yukarıda gördüğünüz bu Aslantepe, Malatya, Delice Havzası, Çorum ve Hacılar Büyükköy görsellerimiz, bunlar aslında birer GIS haritası, DEM haritası, 10 metre çözünürlükte. Bunlar tamamen bizim simülasyonlarımızda geçmiş dönem tarım toplumlarının veya hayvancılık yapan toplumların nerelerde faaliyet gösterdiklerini, bunların faaliyetlerinin yüzey süreçlere nasıl etki ettiğini, vejetasyonu nasıl ortadan kaldırdıklarını, ne ölçekte erozyon yarattıklarını gösteren grafikler. Ortadaki de gördüğünüz gibi İç Anadolu'nun arkeolojik yerleşmeleri. Bir anlamda aslında büyük veri setleriyle de çalışıyoruz. Burada yaklaşık 5000 yerleşmeyi görüyorsunuz. Çok farklı dönemlerden, 10.000 yılı kapsayan dönemden. Onun üzerinde öğrencim var, doktora, yüksek lisans. Hemen hemen hepsi bir şekilde simülasyon, etmen temelli simülasyon, İngilizcesi agent-based model yapmayı öğreniyorlar. Lisansa veya doktora, yüksek lisansa veya doktora aşamasında. Ve güzel bir haberi de buradan paylaşmak isterim sizinle. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hem de Azerbaycan'dan saha çalışmaları başlatmak üzere teklif aldık. Dolayısıyla enstitüdeki hocalarımızla ve isteyen, dileyen hocalarımız ve öğrencilerimiz de bu saha projelerine katılmakta elbette memnun oluruz eğer iştirak ederlerse. Öğrencilerimizde şunu söyleyeyim, hiçbir öğrencim arkeoloji kökenli değil. Sadece bir tek ilk yüksek lisans öğrencim dışında. Dolayısıyla bu konulara merakınız varsa o yeterli. Hiçbir şekilde arkeoloji bilmenize gerek yok. Bunu öğrenebilirsiniz ama esas olan gerçekten merak etmeniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Bülent Hocam. Sağ olun. Our next presenter is Georg. Hi, Tolga. Hi, Georg. Yeah. Thank you. I try to share. Actually, I'm pretty much jealous. I saw so many colorful slides. Probably I'm the only one who keeps it a little bit more, simple. I can refer to this Avesis homepage, which people are asked to do, where students can check my biography until now, I mean the career. And from that, it should become a little bit obvious that for much of my time, I was related to, Arctic geomorphology and permafrost environments. And I'm for most of my time focusing on sediment successions from the northern latitudes, let's say Siberia or Canada, Canadian Arctic and Alaska. And then I try to use the sedimentary composition, which means detrital stuff, organic remains, the moisture, or let's say the ground ice content. And then I use isotope data, mineral data, carbon biomarker data to combine a multi-proxy data set, which allows for environmental reconstruction. Partly this could involve, this could include climate reconstruction too. But anyway, it's a combination. And for now, I have available sediment records extracted by drilling from, the Lena Delta environment in northern Siberia. I'm sharing activities with Ali, who presented some details on sediment cores from a lake study in from a saline lake.
And to some extent, I'm also overlapping with what Demet was introducing. And so in this case, I could maybe advertise for master students, PhD students anyway. I'm not allowed, let's say, to supervise according to the guidelines. But if you join my lectures on quaternary and the permafrost environments in an alternation between the spring and the fall semester, then maybe people can know what I'm interested in and we can get in touch. Thank you for your attention. Thanks Alan, Elat, Gök, thank you. Nazlı Hocam, burada mısınız acaba? Buradayım hocam. Dilerseniz ekranınızı paylaşabilirsiniz Nazlı Hocam. Herkese merhaba bu arada. Adım Nazlı Olgun Kıyak. Avrasya Yer Bilimleri'nde İklim ve Deniz Bilimleri ana bilim dalındayım. Doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Program olarak da yer sistem bilimi programı hocasıyım. Ama iki programda da ders veriyorum. Yer sistem biliminde biyojeokimya dersini veriyorum. Physical and Chemical Oceanography dersini Mehmet Hoca ile beraber veriyoruz. Climate System dersini veriyorum. Onun haricinde jeodinamikte de Sediment Geochemistry dersini veriyorum. Genel olarak şeyde bir 4 madde CV'yi açtım. Benim de pek bir hazırlığım olmadı açıkçası da. ODTÜ Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. Ben de doğru yolu bulmuşlardanım. Alper Hoca gibi ODTÜ'den çıkıp. Daha sonra Almanya'da Kiel'de master'ımı yaptım. Master'ımda Kızıldeniz karotlarında çalıştım. Foraminiferlerde oksijen karbon izotopu yaptım. Doktoramda daha çok kimyasal oşinografi alanına yöneldim. Orada da yine jeolojiyle alakalıydı. Volkanik küllerin denizel ekosisteme etkileri. Genel olarak karbon döngüsü hep çalışmalarımda ortak nokta. Doktoramdan sonra da postdokta Avrupa Birliği projesi, Marie Curie projesine İTÜ'de yaptım. Postdokumu İTÜ'de yaptım. EMKOL laboratuvarlarında da gerçekleştirdim. Orada da benzer çalışmaları Van Gölü'nde devam ettirdim. Onun haricinde şu anda yine benzer çalışmalar yapıyorum. Biraz daha göl çalışmalarına yönelmiştim. Antarktika'da bir göl çalışmasında dahil oldum. Orada metan gazı ölçümleri yaptık. Göllerin jeokimyası üzerine çalıştım. Genel hatlarıyla biyojeokimya çalışma alanım diyebilirim. Çevre ve karbon döngüsü ağırlıklı. Başka atmosfer ve deniz etkileşimi çalışma konularım, ilgi alanlarım. Şu anda bir master öğrencimi mezun ettim. İlk master öğrencimi. Şunu, o Antarktika diatomları üzerine bir çalışma yapmıştım. Öğrencilerimin altyapıları çok farklı. Hep gel ne olursan gel şeklinde. Mesela Ezgi, o mağara üzerinden çalışan bir öğrencimiz. O gıda mühendisi. Hilal moleküler biyologtu. Gökçe jeoloji, şimdi Kadir var, o da jeofizikçi. Farklı alanlardan çalışmalar yapıyoruz. Farklı alanlardan öğrencilerimiz var. Bu bizim enstitünün zaten genel yapısı. Çok farklı disiplinlerden insanlar gelip ilgi alanlarına göre çalışmalar yapabiliyorlar. Bunun haricinde şu anda devam eden iki projem var. Biri TÜBİTAK kariyer geliştirme projesi. Onda Marmara Denizi birinci üretimi üzerine. Bu sefer sahada ölçümler de olacak ama uydu verileri üzerine yoğunlaştım. Başka bir tool. Orada iki bursiyer şansım vardı. Şimdilik doldurduk ama bir tanesi belki açılabilir. Öyle bir durumda ilan çıkarım. Bir bursiyer kimyasal oşinografi yapacak. Yani deniz suyunda analizler yapacaktı. Diğeri de karotlarda, sedimentlerde çalışacak.
Onun haricinde bir de BAP projemiz var. Mağaraların mikroiklimsel, mikrobiyolojik ve moleküler özellikleriyle ilgili. Anadolu'da pek çok mağaraya, 18 mağara çalışılıyor bu projede. Bunların haricinde yani şimdi pandemiden dolayı birbirimizi göremediğimiz için öğrencilerle hakikaten bir tanışma ortamı oldu. Ben çok memnun kaldım bundan. Bir kantin ortamı da oluşturulabilir aslında. Öğrenciler tanısın ama ilgi, yani daha fazla ilgi duydukları zaman e-mail atabilirler, gelirler, görüşebiliriz. Bir de bir ek bilgi olarak Erasmus koordinatörüyüm. Erasmus'la ilgilenen öğrenciler varsa iletişime geçebilir. Gitmek istedikleri üniversiteyle anlaşmalar yapabiliriz. Anlaşma olmaması engel değil, anlaşma yapabiliyoruz. İlgilenen arkadaşlar hani söylerlerse o ilgili yere e-mail atıp anlaşmada yapabiliyoruz. Bunun haricinde benim anlatacaklarım bu kadar. Genel hatlarıyla deniz bilimleri üzerine çalışmalarım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam Çağlayın. Teşekkürler. Cengiz Hocam burada mı? Cengiz Yıldırım Hocam. Sol konuşmacımız. Buradayım Tolga Hocam. Başlayayım ben de. Buyurun. Nazlı Hocam durdurursa paylaşabilirsiniz. Stop share. Bir sonraki ekranda kaldı. Tamam. Buyurun Cengiz Hocam. Tamamdır. Ben de açıyorum hemen. Görüntümü de açayım. Ekranım görünüyor mu? Evet gözüküyor hocam. Tamam. Benim kameradan emin değilim ama ben görünüyor muyum? Yok, siz gözükmüyorsunuz. Evet, demek ki yine kamerada bir sıkıntı var. Hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Herkese merhaba, ben Cengiz Yıldırım, jeomorfologum. Katiyer ana bilim dalında görev almaktayım enstitüde. Benim de geçmişim coğrafya kökenliyim ben de. Jeomorfoloji üzerine yoğunlaştım coğrafyada. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde asistan oldum. MTA'da jeomorfolog olarak çalıştım. Bu sırada İTÜ'de doktoramı yaptım. Daha sonra 4 sene Almanya'da Potsdam'da iki farklı üniversitede postdoc olarak çalıştım. 2012'den bu yana da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışıyorum. Son olarak bu yıl içerisinde 2020 yılı içerisinde TÜBA'dan ve Almanya'dan Alexander von Humboldt Vakfı'ndan iki ödül aldım. Çalışma konularım aktif tektonik paleosismoloji, tektonik jeomorfoloji, kıyı jeomorfosisi, kutup jeomorfosisi ve gezegen jeomorfosisi şeklinde. Aktif tektonikte ne yapıyoruz? Genellikle yakın zaman içerisinde, yakın zamandan kastımız Holosen içerisinde deprem üretmiş faylar üzerinde hem yaşlandırma çalışmaları yapıyoruz. Akif Hoca ile birlikte kozmojenik yöntemi kullanıyoruz. Bazen farklı karbon 14 yöntemini kullanıyoruz. Bazen OSE ile. Bu fayların davranışlarını anlamaya, deprem geçmişlerini anlatmaya, depremlerin tekrarlanma aralığını anlamaya, fayların kayma hızlarını ortaya koymaya çalışan çalışmalar yapıyoruz. Bu Kinidos projemizden bir örnek. Yine Gökova körfezinde kıyıda depremlerle yükselmiş kıyı çizgilerini çalışıyoruz. Bu da TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projemizdi. Kinidos projesi gibi. Burada kıyıda birden fazla depremle ve bu depremlerin büyüklüğü 6 ve üzeri depremler oluşmuş kıyı şekillerini haritaladık. Şimdi bunları yaşlandırıp bunların deprem buradaki depremle oluşan fayların yine paleosismolojik aktivitesini ortaya koymaya çalışıyoruz. Diğer bir çalışma tektonik jeomorfoloji çalışmalarımız genelde Anadolu platosunun güney kenarı, merkezi, iç kenarı ve kuzey kenarında yoğunlaşan çalışmalarımız var. Yine Ecemiş fay zonu üzerinde, İç Anadolu fay zonu üzerinde yapılmış çalışmalarımız var. Batıda Menderes graveninde yapılan çalışmalarımız var. Güneyde Kıbrıs ve yeni olarak başladığımız Afrika kıyılarında çalışmalarımız var. Burada bir tanesinden yakın zamanda yayınlanmış doktor öğrencim Kevin McLean tarafından yayınlanmış örneği göstereceğim. Orta pontitler diyoruz biz Kuzey Anadolu'nun orta kısımlarına. Burada faylar var. Burası Kuzey Anadolu fayının hemen kuzeyinde ama buradaki problem şu.
Buranın yükseliminin mekanizması, zamanı, hızıyla ve deseni ilgili bilgilerimiz çok sınırlıydı. Ta ki biz bu çalışmalara 2011'de başlayasaya kadar. 2011'den bu yana yine doktor öğrencilerim Christopher Berndt eş danışmanı oldum. Daha sonra benim yaptığım çalışmalar da vardı. Daha sonra Kevin'in yaptığı çalışmalarla buradaki bu eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Uzaktan algılama teknolojilerini ve bizim Avrasya EB laboratuvarındaki hava kuvvetlerine ait cihazları kullanarak yüksek çözünürlüklü haritalar üretiyoruz. Daha sonra sahadan malzemeye göre yaşlandırmak için bu tektonik yer şekillerini, burada OSL örnekleri görüyorsunuz. OSL, kozmojenik dediğim gibi karbon 14 kullanıyoruz. Bunları haritalıyoruz. Daha sonra bunların yaşlarını ve maruz kaldıkları deformasyonları kullanarak o bölgenin yükselim hızını ve aynı zamanda yükselim paternini bulmaya çalışıyoruz. Ve bölgesel modeller geliştiriyoruz böyle. Bakın bu Kuzey Anadolu fayının kuzeyinde kalan dağlar için ileri sürdüğümüz bir model. İşte bölgede bir pozitif çiçek yapısı ve bir orojenik kama şeklinde gelişim olduğunu ileri sürdüğümüz çalışmalarımız var. Yakın yıllarda 2018'den beri Türkiye'nin kutuplara olan ilgisini artması sebebiyle Antarktika'da yapılmış çalışmalarımız var. Antarktika Yarımadası'nın hemen güneyinde Margarita Körfezi'nde Horseshoe Adası'nda yaptığımız çalışmalar var. Burada hem bu harita Antarktika üzerine yapılmış bir Türk tarafından yapılmış ilk harita. Jeomorfoloji haritası yaptık orayla ilgili. Ama ilgilendiğimiz konular o yüzden kutup jeomorfolojisi yazdım. Sadece buzullar değil, kıyılarda yükselimini gösteren, bakın buradaki her bir çizgi bu kıyının yükselimini gösteriyor. Eski kıyı çizgisine karşılık geliyor. Bir tür glasyo-izostatik tepkiyi de araştırıyoruz orada. Yine çok yakın dönemde meydana gelmiş buzullaşmayla ilgili çalışmalarımız var. Atilla Hoca'nın bir projesiydi bu. Onunla beraber çalıştık. Bakın buzul burada, bıraktığı morenler burada. Yine bu Horseshoe Adası'ndan bir örnek. Yine yüksek sensörlü deniz yazıcı ile Mars'ın jeomorfolojisini çalışıyoruz. Burası Kasey Vadisi Mars'ta. Ve bu çalışmayla ilgili bir yayın yaptık. Icarus'a submit ettik. Major revision aldı. Oldukça güzel bir revision verdiler. Yaptığımız çalışma ne? Bakın Mars'ta da dünyaya benzer yer şekilleri var. Alüvyal fanlar, eski kıyı çizgileri, kanyonlar vesaire. Bunları da daha yakından baktığımızda bunların haritalarını yapıp yaşlandırıp bölgesel bir morfolojik çıkarımda bulunuyoruz. Şu an devam eden projem Kıbrıs üzerine bir projem var. Almanya'da Alexander von Humboldt Vakfı tarafından desteklenen. Yine yazmak üzerinde çalıştığımız ve propozlarını yazdığımız Gökova Körfezi ile ilgili bir projemiz olacak. Türkiye kıyılarıyla ilgili doğa ve insan kaynaklı kıyı çizgisi değişimlerini çalışacağız. Antarktika'da, Hazar Denizi kıyılarında, Kuzey Afrika kıyılarında ve katı gezegenlerin jeomorfolojisini yapmak istediğimiz projeler var. Zaman içerisinde de bunları şekillendireceğiz. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Sağ olun.